أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birimizi hem dünyası mamur hem de ahireti mamur olan bahtiyar kullarından eylesin. Yüce Rabbim maddi ve manevi sıkıntılarımızı izale eylesin. Yüce Rabbim imanı kamil ile dünya hayatını sonlandırmayı, cennet bahçesine girer gibi kabre girebilmeyi, ruzu mahşerde dostları ile aleyhissalatü vesselam Efendimizin livaül ham sancağı şerifi altında toplaşabilmeyi, ilk cennete girenlerle girebilmeyi, cemalullahı doya doya seyredebilmeyi her birimize, annelerimize, babalarımıza, eşlerimize, çocuklarımıza, dost ve yaranlarımıza nasip eyle. Kıymetli izleyenlerim, Mişkatül Mesabih isimli hadis-i şerif kitabımızdan sırayla devam ediyorken, Kitabul Cenais yani cenazelerle ilgili hadis-i şerifleri okumuş olduk. Şimdi yeni bir bölümle karşı karşıyayız. Namazdan sonra musannif, müellif zekat bahsini sıraya koydu. Fıkıh kitaplarında da önce abdest namaz bahsi, sonra oruç, sonra zekat bahsi zikredilir. Bazılarında da namazdan sonra zekatın olduğu vardır. Kur'an-ı Kerim'de namaz ile zekat genelde beraber zikredilir. Ve akimus salate ve atuz zekah, namazınızı dosdoğru kılın, zekatınızı verin şeklinde namazla zekat beraber zikredildiği için hadis kaynaklarında da namaz bahsinden sonra zekat bahsini zikretmiş oldu. Mali ibadet olarak bir Ramazan'da fitre vardır. Bu fitre orucun farziyetiyle beraber hicretin 8. 2. senesinde vacip olmuştur. Ama zekatın farziyetine gelince zekat o sene yani hicretin 2. senesi fitreden sonra vacip olduğu söylenir. Fakat Aliülkari Hazretleri der ki, muhtemel olan görüşüdür ki, zekat Mekke'de farz kılınmıştır icmalen, Medine-i Münevvere'de tafsilatlı, zekatla ilgili tafsilatlı bilgiler ve talimatlar gelmiştir. Çünkü Mekke'deki manzarada, sürede indirilen ayetler içerisinde mali sorumluluğu ifade eden, zekata delalet eden ayetler vardır. Bu itibarla icmalen zekat Mekke döneminde farz olmuştur ama Medine döneminde tafsilatlı bilgiler gelmiştir. Kısacası zekat ibadeti hicretin 2. senesinde tafsilatlı bir şekilde ümmete bildirilse bile Mekke döneminde farz olan farzlar arasında yer almaktadır. Kıymetli izleyenlerim, zekat kelimesi Arapçada iki anlam ifade eder. Bir temizlik anlamı ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّاهَا Yani kim nefsini temizlerse, temizliğe kavuşturursa o insan felaha ermiştir anlamındadır. Şimdi zekatın temizleme durumuna gelince dinimizde zekat olarak farz kılınan mali ibadetin temizleme fonksiyonuna geldiğimizde
iki türlü temizlik yapar. Bir ruhumuzu temizlemiş olur, bir de malımızı temizlemiş olur. Estaizu billah ve fî emvâlihim hakkun lissâili vel mahrum. Muttakilerin mallarında, Müslümanların mallarında mahrum olan ve ihtiyacından dolayı isteyen insanlar için hak vardır buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Dolayısıyla zenginin malında zekat miktarı fakirin hakkıdır. Öyleyse malımızın içerisinde başkasının hakkı varsa o mal temiz değildir. Başkasının hakkıyla karışmıştır. Zekatı verdiğimiz takdirde o başkası dediğimiz fakire ait olanı vermiş olduk ve böylece malımız temizlenmiş oldu. Bir de insanın ruhunu temizlemiş olur. Çünkü insanoğlu zekat verdikçe cimrilik hastalığından ve mal sevgisinden, böyle taparcasına olan sevgisinden kendisini arındırmış, temizlemiş olur. Demek ki zekat kelimesinde temizlik manasını hem verenin ruhu açısından hem de malı açısından değerlendirebiliriz. Bir insanın şeriate muhalefet etmesi bile, o duygu bile insanda, o karakter bile insanda ciddi bir manevi pisliktir. Dolayısıyla benim malımda çalışırken, kazanırken hiç ortaklığı olmayan bir insana veya birilerine benim malımdan bir kısmını verme talimatı Allah'tan Celle Celaluhu gelmiş olması, benim nefsimi harekete geçirip ya benim malımda ne ortaklığı olabilir, bu malı beraber çalışmadık diyerek Cenab-ı Hakk'a muhalefet söz konusu olabilir nefiste. Zekatını verince ne muhalefeti be, Rabbim emretti, bu iş böyledir, bitti. Malın zaten tamamı Allah'ındır, ben de Allah'ınım. 1/40 dedi, 1/40 dese, 1/5 dese, 10 dese yine vereceğim. Hepsini ver dese yine vereceğim, çünkü mal onundur diyerek nefse muhalefet etmek suretiyle o nefsin duygularını köreltmesi ve onu terbiye etmesi bakımından manevi bir temizliktir. Ayrıca zekatın bir başka manası var. O da artmak manasındadır. Yani bir şeyin artması ve çoğalması manasındadır. Dinimizdeki zekatta da bu mana vardır. Yani zekat malı azaltır mı yoksa çoğaltır mı? Diyelim ki 100 bin TL'den 2500 TL verdiğimiz zaman geride ne kalmış oluyor? 97.500 kalmış oluyor işte, azalmış oldu. Gerçekten zekat malı azaltır mı yoksa çoğaltır mı? Zekat kelimesinin anlamında çoğaltmak manası vardır. Peki burada nasıl uygulayacağız bunu? Bir defa Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri şöyle buyuruyor. Estaizu billah. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Allah için, Allah yolunda her ne şeyi infak ederseniz, Allah için harcarsanız, ki zekat bunların başında gelir. فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Allah-u Teala onu dolduracak, yerini dolduracak. Demek ki bir insan Allah için infakta bulundu, fakiri sevindirdi, yetimi sevindirdi, Kur'an'a destek verdi, Kur'an talebelerini sevindirdi. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Allah için bu infakı yapan insana ne verirse versin az veya çok yerini dolduracağını haber vermiştir. Öyle doldurur, böyle doldurur ama mutlaka doldurur. Bu ayeti kerimeden anlaşılan dünyada Cenab-ı Hak onun karşılığını mutlaka o insana verir. Ahirette vereceği ise dünyada vereceğine de benzemez. Çünkü dersimizin devamında hadis-i şerifleri de göreceğiz. İnsanoğlu zekat olarak verdiği bir kuzu, yarın ahirette kuzu olarak karşısına çıkmayacak. Buzak olarak verdiği bir buzak olarak karşısına çıkmayacak. Bir verdiği 10 çıkacak, bir verdiği 100 çıkacak, bir verdiği 700 çıkacak, hatta daha fazla çıkacak. Ayet-i kerimeler bu konuda var.
Öyleyse servetimizi bir dünyada artırmamız var, bir de ahirette artırmamız var. Dünyada azalmayacağını, yerini Allah-u Teala kendisi dolduracağını vaat ediyor. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Fehvasınca bu söz %100 doğrudur. Mutlaka Allah için verdiğimizin yeri dolar. Ahiretle ilgili Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri'nin lütuf ve keremi, o zekat olarak verdiğimizin bize, hani yol su elektrik diyoruz, yol ne ki su ne ki elektrik ne ki, bu sadece karşılığının geriye dönmesi anlamında kullanılır ki cennette Cenab-ı Hakk'ın bu konuda zekatını veren insana ikramı noktasında neler vereceğini gidince hep görmüş olacağız. Rabbim her birimize o gün ciddi manada mutluluk yaşamayı nasip eylesin. Kıymetli izleyenlerim, kitabımızda bu konuda ilk olarak zikrettiği hadis-i şerif meşhur bir hadis-i şeriftir. Hemen görelim. An İbni Abbasin radıyallahu anhuma. İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildi ki enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme ba'ase Muazen ilel Yemen. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Muaz radıyallahu an Efendimiz'i Yemen'e vali olarak veya kadı olarak göndermiştir. Gönderirken de fekale şu talimatı vermiş ona. İnneke te'ti kavmen ehle kitabin. Ehli kitap olan bir kavme gelecek gidiyorsun. Yani gittiğin yerde Yemen'de Yahudi ve Hristiyanlar var ağırlıklı olarak. Bunlar vardı. Müşrikler de vardı ama onlar azınlıkta olduğu için ehli kitap olan bir memlekete gidiyorsun. فَدْعُهُمْ اِلَى شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ Onları kelime-i şehadete davet et. Allah'tan başka ilah olmadığı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allah-u Teala'nın elçisi olduğuna onları davet et. Bu inanca onları davet et. Kelime-i şehadette hem müşriklere tevhidi öğretmiş oluyor. Hem de Yahudi ve Hristiyan inançlarında Uzeyr Aleyhisselam'ın veyahut da İsa Aleyhisselam'a veya Meryem annemize uluhiyet iddiası böylece ilah sayısı ne olmuş oluyor? Birden yükselmiş oluyor. Bütün bunları ne yapmış oluyor? Nefyetmiş oluyor. Yani eşhedü en la ilahe illallah deyince bu kelime-i şehadeti getiren insan hem Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetini ispat etmiş oluyor, ona inandığını ifade etmiş oluyor. Hem de Uzeyr Aleyhisselam gibi, Meryem annemiz gibi veya İsa Aleyhisselam gibi mahluka uluhiyet izafesinde bulunanları da hayır Allah'tan başka Allah ilah yoktur, Allah birdir bu noktaya taşımış oluyor. Yani kelime-i şehadetin Eşhedü en la ilahe illallah kısmı, tevhid kısmı hem müşriklere birinci derecede yanlışlarını düzeltmesini hem de Yahudi ve Hristiyanların uluhiyet meselesine farklı bakışlarına bir şekil düzen veriyor. وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğu noktası da ehli kitabın içerisinde diyelim ki yanlış inançtan kurtulanlar İsa aleyhisselam ve Uzeyr aleyhisselamla ilgili ondan kurtulanların bir başka yanlışları vardı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi değildir diyorlardı. Ve enne Muhammeden Resulullah diyerek inançtaki eksiklerini tamamlamaya davet et onları dedi. Fe inhum ata'u li zalik. Eğer onlar bu konuda itaat ederlerse, yani derlerse ki tamam senin davetine icabet ettik. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. İnandılar ve kelime-i şehadeti getirmek suretiyle İslam şerefiyle şereflenirlerse fe'alimhum enne Allah kad ferada aleyhim hamse salavatin fil yevmi vel leyleti. O zaman ikinci olarak onlara Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin
onlara 24 saat içerisinde 5 vakit namazı farz kıldığını ilam et, duyur ve bildir. Kıymetli izleyenlerim, buradan anlaşılıyor ki bir insan 5 vakit namazda imandan sonra muhatap olur. Kafirler 5 vakit namazda muhatap mıdırlar, değil midirler? Evvela iman olmalı ki ibadet ibadet olsun. İman olmadan ibadet geçerli değildir. Öyleyse kafirler önce imanla memurdurlar. İbadetlerle mes'ul ve memur değillerdir. Anlaşılmış oluyor. Peki bu konuda alimlerin farklı görüşü var mıdır? Elbette farklı görüşü vardır. Bazı alimler kafirler imandan mesul oldukları gibi namaz ve diğer farzlardan da mesuldürler. Dolayısıyla yarın ahirette imansızlığın cezasını çekerken namazsızlığın cezasını da zekatsızlığın cezasını da şeriat-ı muhalefetin cezasını da çekecektir diyorlar. Bu konuda bazıları şöyle demişlerdir. Dünyada bir kafir namaz kılmakla memur değildir. Memur değildir deyince yani o imandan sorumludur. İman olmadan kıldığı geçerli olmayacağına göre namazdan değil imandan mesuldür. Fakat ahirete göçünce imandaki eksiği sebebiyle veya imansızlığı sebebiyle cezaya çarpıldığı gibi namazdaki eksiği sebebiyle de cezası artırılır diyor. Kıymetli izleyenlerim, Müddessir suresinin sonunda Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cennet ehliyle cehennem ehlinin birbirini göreceğini, birbirine gösterileceğini anlatıyor. Ve cennet ehli cehennemdekilere şu soruyu soruyor. مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ Sizi cehenneme sevk eden nedir? Hangi günahınız sebebiyle cehenneme girdiniz? Onlar da şu cevabı verecekler diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Lem nekü minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Ve lem nekü nut'imul miskin. Fakirleri yedirenlerden değildik. Ve künne nehudu ma'al haydin. Batıla daldıranlarla biz de daldırıyorduk. Ve künne nükezzibu biyevmiddin. Kıyamet günü biz de inkar ediyorduk. Şimdi burada sıralama yapıldığı zaman kıyameti inkar eden insanlar olduğuna göre bunlar mümin değillerdi. Fakat cehennemde yanmalarının sebebi namazı da terk etmeleri bu sebepler arasında zikredilince hatta velem nekün nut'imul miskin fakirleri yedirenlerden dolayısıyla zekat vazifemizi yerine getirenlerden değildik demek suretiyle burada namazsızlıktan dolayı zekatsızlıktan dolayı bir ceza ödediklerini görüyoruz. O zaman şöyle bunu izah ediyor alimlerimiz. Yani her ne kadar iman olmayınca dünyada namazla, zekatla, fiili olarak mükellef değilse de ahirette neden namazsız geldi, neden iman edip namaz kılmadı, neden iman edip oruç tutmadı, neden iman edip zekatını vermedin diye hesaba çekilirler ve bunun hesabını vermeden cennete giremezler. Anlaşılmış oluyor. Demek ki Müddessir suresindeki bu ayet-i kerime buna delil olduğu gibi yine Es-Sa'id bile feveylül lil müşrikin Mevla Celle Celaluhu müşriklere veyl olsun veyahut da korkunç bir azap vardır. Kimdir müşrikler? Ellezine la yu'tune zekate zekatını vermeyen müşrikler diyor. Ve ahireti inkar eden. Demek ki müşrik zekatını vermediğinden dolayı hesaba çekiliyorsa dünyada zekat verse geçerli olmaz. Çünkü ibadete dönüşmesinin şartı imandır. İman olmayınca efendim ibadete dönüşmemiş oldu. Ama buna rağmen Cenab-ı Hak Celle Celaluhu feveylün lil müşrikin veyl olsun müşriklere ellezine la yu'tune zekate zekat vermeyen müşriklere veyl olsun diyor. Anlıyoruz ki dünyada zekatı verse de geçmeyecek ama ona şu denmiş oluyor. Önce iman et sonra namazını kıl sonra zekatını ver. O şimdi hiçbirisini yapmamış oluyor. Ne iman, ne zekat, ne namaz. Hiçbirisini yapmamış oluyor. Böylece suçu daha da artmış oluyor, artırılmış oluyor. Cezasına, efendim ben bu suçları işledim. Dolayısıyla bu ceza bana haktır diyecek noktaya gelmiş olur kıymetli izleyenlerim.
Burada bir de şunu görüyoruz hadis-i şerifte. Hazreti Muaz radıyallahu anh efendimize tedriciliği öğretiyor. Önce onlara imanı öğret. Ondan sonra beş vakit namazı söyle onlara. فَاِنْهُمْ اَطَاعُوا لِذَٰلِكِ Eğer onlar buna itaat ederlerse, tamam biz zaten kelime-i şehadeti getirmiştik, öyleyse bunun gereği beş vakit namazı, beş vakit namazı kılacağız deyip teslimiyet gösterirlerse, فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ Bu sefer onlara zekat vazifesini öğret. De ki onlara, Allah Celle Celaluhu, zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kılmıştır size. Allah bunu size farz kılmıştır de. Zenginlerinden alınıyor, fetuhadu ala fukarayim, fakirlerine veriliyor, sistem budur. Bunu kabul edin diye onlara bildir diyor Hazreti Muaz radıyallahu anh Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam Efendimiz. فَاِنْهُمْ اَطَاعُوا لِذَٰلِكِ Bunu kabul ederlerse tamam. فَاِيَّاكُمْ وَكَرَائِمَ اَنْبَالِهِمْ Siz bunların mallarından zekat alacaksınız, fakirlere vereceksiniz. Sakın ha! Bunların malından zekat almaya gidince malın en iyisini seçip almayın. Yani gidiyorsun adam koyun verecektir, en iyi koyunu alayım demeyeceksin. Vereceği zekat olarak vereceği malın en iyisini ben alayım demeyecekseniz efendim böylece onlar Allah için zekatlarını verirken bu mükafata erişirken bir taraftan da bunu istismar ederek en kaliteli mallarını alarak onları nefisle bir yeni bir savaşa itmeyin diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Demek ki zekatı tahsil edecek olan tahsiller malın en iyisini, en kalitesini almayacak, en düşüğünü de almayacak, en azından orta olanı almış olacak. Bir zamanlar bir kardeşimiz balık getirmişti Yeşil Cami Kur'an kursuna. Rahmetli Abdullah Hoca Efendi varken. Bunları zekatından getirdi demişti. Zekatımdan bunları kabul edin. Rahmetli Hoca Efendi baktı ki balık kokmuş. Yani bunu zaten vatandaş satamayacak, çöpe atacak. Biraz daha bozulmuş olsa çöpe atacak onu. Asla demişti. Böyle bozuk bir malı asla almam. Çocukları zehirlemiş olurum. Söyleyeceğim şu. Bir insan zekat verirken malının en iyisini vermesi ona zordur. Defolu, yıllarca satılmayan, raflarda bekleyen malı vermek çok kolaydır. Verdim kurtuldu. Hem zekattan kurtulmuş oluyor hem de rafları boşaltmış oluyor. Çünkü uzun süre orada gitmemiştir ve gitme ihtimali de azdır. Bunları zekata vermek caiz midir? Sonuçta cevaz olarak caiz olsa da ne değildir? Tahsillere diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sen gidip de onların en kaliteli en iyi malını alma. Rahatsızlık duyarlar. Peki ne yapacaksın? O zaman orta kalitedeki bir malını alacaksın. اِنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَكَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ Zenginlerinden alınıyor. فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ Fakirlerine veriliyor. Bunu bu şekilde onlara bildir. Dolayısıyla namazdan sonra mali sorumluluk olan zekatı onlara ilan et, duyur dedi. Bir de bir cümle daha ilave etti buraya. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ Mazlumun bedduasından sakın. Yani eğer siz onların hadis-i şerifteki cümlelerle bağlantı kuracak olursak, siz onların çok değerli malını alırsanız onlara zulmetmiş olursunuz. Yani zekata teslim olmuşlarken en değerli malını alınca insan ruh olarak bundan etkilenmiş olabilir. Dolayısıyla buna zulmetmiş olursunuz. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ Mazlum da beddua ederse yandınız. Dolayısıyla mazluma beddua ettirmeyin, kıymetli malını almayın, orta şekerli malını alın demiş oldu. Veya burada وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ daha geneldir. Yani memleketin idaresinde sürdürürken
Sen mutlaka mazlumun bedduasına uğramamak için elinden geleni yap demektir. Ve taki davet el mazlum. Mazlum olan insan zulme uğradığından dolayı kalkıp beddua edebilir. O onun bedduasından efendim sakın diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz'a radıyallahu anh efendimize bu talimatı vermiş oldu. Fe innehu leyse beynaha ve beynallah hicabun. Çünkü mazlumla Allah arasında perde yoktu. Ya Rabbi dediği zaman hemen Allah'a ulaşmış olur. Burada bazıları mazlumun duasından, bedduasından kaçın derken yani sadece bu zekat konusunda değil, yani zulmetme, eğer zulmedersen, zalim olursan, mazlum da sana beddua eder, felakete sürüklenmiş olursun anlamını da buradan anlamaktayız. Bu da anlaşılabiliyor. Bu Muaz hadisi diye meşhur bir hadis-i şeriftir. Burada tedriciliği öğreten bir hadis-i şeriftir. Yani önce imanı kabul etsinler, sonra zekatı, sonra orucu, sonra efendim namazı veya sıralama değişebilir. Yani tedricilik esasını ifade ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz gönderdiği efendim görevlileri, idarecileri önce kendisi eğitiyordu. Onlara verilmesi gereken notları veriyordu. Onlar da adil bir şekilde idare ediyorlardı. Bu zekatla ilgili tu'kadu min eğniyâin feturaddu alâ fukarâim. Zenginlerinden alınır, fakirlerine verilir ifadesi geçiyor. Gerçekten zekat malın ve zenginin görevidir. Dolayısıyla malın görevi olmaz, malla ilgili insanın görevi olur. Şimdi bu zekat dediğimiz insanlardan alınıyor yine, yani zenginlerden alınıyor yine insanlara, yani fakirlere verilmiş oluyor. Fakirin mülkiyetine geçmiş oluyor. Zekatta zaten bu önemlidir. Yani zenginden aldığımız veya zenginin verdiği mal fakirin eline geçmiş olacak. Diyelim ki bir köy ahalisi olduğu gibi fakir olsa, o köyün yolları yapılsa, o köye çeşme su getirilse bu zekat parasından olur mu? Olmaz. Çünkü onun cebine bir şey girmemiş oluyor. Temlik dediğimiz onun mülkiyetine geçmesi lazım. Hatta bu Ramazanlarda iftar sofraları oluyor. Bir iftar sofraları oluyor. Bir de iftar tevziatı taksimatı oluyor. Yani bazı yerlerde aşevi kuruluyor. O aşevine evlerden geliyorlar, tencerelerle dolduruyorlar. Dolduruyorlar, götürüyorlar. Efendim yiyorlar ve ikram ediyorlar. Bu zekat yerine geçer mi? Bir iftar sofrası açılıyor. Atıyorum 1000 kişi katılıyor. Bir de iftar sofrası gibi değil de tencereleri getiriyorlar. Tencereyi koyuyoruz, yemeği götürüyoruz. Çadırlarında veya kendi aralarında yemiş oluyorlar. Zekat olması bakımından baktığımız zaman kıymetli izleyenlerim, bir defa sofra açmada orada biz ne kadar ikram edersek ikram edelim. Ey ehali, gelip burada yiyebilirsiniz, karnınızı buradan doyurabilirsiniz demiş oldu. Dolayısıyla başkasının sofrasına yemek yemek için oturan kişi o sofradaki yemeğin maliki değildir, sahibi değildir. Sahibi kimdir? O sofrayı kuran, kurdurandır. Öyleyse bir insan 1000 kişilik iftar sofrası vermiş olsa, bu sofraya gelip yiyenler yedi, bir kısmını yedi, bir kısmını bıraktı, yedi ve kalktı diyelim. Bunu zekata sayamayız çünkü burada temlik dediğimiz karşı tarafa mülkiyetine geçirmek yok, ibaha var burada. Yani sen benim soframda yiyebilirsin, yemeni uygun görüyorum demektir. Ama buradan efendim temlik söz konusu olmadığına göre zekatta da temlik, yani temlik demek karşı insanın mülkiyetine geçirmek, sahibi benim artık, tasarruf hakkı bana aittir. Bunu zekata saymak doğru olmaz. Ancak vatandaş geldi, tenceresinin içerisine yemeği koyduk, al bunu götür, aldı evine götürdü. Burada temlik var mıdır? Yani alanın mülkiyetine geçmiş oluyor mu? Elbette geçmiş oluyor. Kolay anlaşılsın diye bir de anekdot olsun diye söyleyeyim. Mesela sofrada yemek yediğimiz zaman, birilerinin daveti üzerine yemek yediğimiz zaman orada yediğimiz yeme ibaha deniyor. Ne demek ibaha?
Yani yiyebilirsin, tavsiye ederim, kardeşiz buyur ye demektir. Böyle olunca burada bir temlik değil de ibaha var diyoruz. İbaha mubah kılmak demektir. Bu zekat olmasını engelliyor. Peki bunu temlike nasıl çevirebiliriz? Tenceresini verip evine götürdüğü zaman ister yer, ister başkasına verir, mülkiyeti ona geçmiş oluyor. Şimdi o sofrada, ibaha dediğimiz sofrada oturduk. Bir kardeşimiz bizi davet etti. Mükeyyef bir sofra var. Sofrada etler var, tavuk var, balık var mesela. Biz o sofrada otururken gelse affedersin bir köpek veya kedi gelse veya bir dilenci gelse, sofranın sahibinin izni olmadan o sofrada yemeklerden kediye, köpeğe veya dilenci olarak gelen insana veremeyiz. Çünkü o mal bizim değildir. Biz sadece ibaha yoluyla orada oturmuş oluyoruz. Gerçekten bu insan yiyebildiği kadar yer. Yiyemediğini yine mal sahibinin, ziyafet sahibinin izni olmadan cebine koyup götüremez. Çünkü burada ibaha vardı, temlik yoktu. Yani bu mülkiyeti sana aittir, bu senindir şeklinde değil. Yiyebilirsin bundan demek. Yani benimdir, sen yiyebilirsin demektir. İşte temlik mülke geçirmek demektir. Burada böyle bir durum söz konusu olmadığı için bu verdiğimiz misalde o zekat olmaz. Ancak temlike dönüşmüş olması nasıl olabilir? Buradaki yemekler size aittir. Alın gidin, alıp gidebilirsiniz, burada da yiyebilirsiniz şeklinde olunca bu sefer temlik dediğimiz mülkiyeti geçmiş oluyor. O zaman zekat olabilir, değilse zekat olamaz. Yani ibaha ile temlik arasındaki farkı anlatmaya çalışıyorum. Mutlaka zekatta temlik şartı vardır. İbaha yoluyla olmaz. Bazıları diyorlar ki umreye gidecek olan bir fakir birisini gayreti sebebiyle umreye götürelim, zekat olur mu? Elbette umreye gidecek olan kardeşimizin eline para verdik. Al bununla sen umreye ister umreye git ne yaparsan yap benim zekatımdır. Demedik demek şartta değildir. Bu zekat olabilir mi? Elbette olabilir. Ancak şöyle bir kural var fıkıhta. Men edda zimmete gayrihi bi gayri emrihi fehuve muteberrihun. Yani bir insan bir başkasının zimmetindeki borcu onun talimatı olmadan ödeyecek olsa teberru yapmış sayılır. Yoksa onun borcunu ödemiş sayılmaz. Yani dini açıdan kendi kendine yaptı, teberru sayılır bu. Yani bir fakirin efendim umre parasını ödedi. Umre parasını ödemesi dediğim gibi ikiye ayrılıyor, verdi cebine, al verdi eline, al şunu, o gitti yatırdı, tamam bunda bir sıkıntı yok, zekat olur bu. Ama şöyle olsa, umreye gideceğini öğrendi. Şirkete çaktırmadan parasını yatırdı. Bunun haberi yok. Onu benden götür dedi. Onun haberi yok. Sonra ödeme yapacağı zaman senin paran ödenmiştir dedi. Şirket sahibi. Dolayısıyla cebinden 5 kuruş çıkmadan oraya gitmiş oldu diyelim. Bu zekat olur mu olmaz mı? Şimdi bir insan başkasının borcunu onun emri olmadan ödeyecek olursa teberru yapmış olur. Dolayısıyla burada yapmış olduğu ödeme habersiz olduğundan dolayı müteberri oluyor. Müteberri demek teberru etmiş demektir. Yani bir farzı yerine getirmemiş, kendinden, aşka, gönlünden kopmuş. Hastane masrafları da böyledir. Diyelim bir insan gitmiştir özel hastaneye, efendim yatmıştır, bir sürü borcu olmuştur. Hastaneden çıkmış veya çıkmadan önce birisi çaktırmadan onun borcunu öderse güzel bir iş yapmış olur. Peki bu zekat yerine geçer mi? Şimdi onun borcunu onun emri olmadan ödeyince müteberri sayılır. Bunu zekat olmaz. Bu şekilde olmaz zekat. Dolayısıyla kıymetli izleyenlerim, yemeklerde değer ifade eden zekata tabi mallarda temlik meselesi zekatın zekat olması bakımından önemlidir. İbaha ile temlik arasındaki farkı da izah etmeye çalıştım. Şimdi kıymetli izleyenlerim, bu hadis-i şeriften sonra uzun bir hadis-i şerif var yine zekatla alakalı. Efendim, uzun bir hadis-i şerif vardır.
Bu hadis-i şerife başlayayım, okuyabilirsem sonuna kadar okumuş olacağım. Değilse bıraktığımız yerden devam etmiş olacağız. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'den rivayet edildi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu hadis-i şerife geçmeden belki bazılarının kafasında soru olarak takılabilir diye bir noktayı da tasrih etmiş olayım. Mesela camilerin binasına veya Kur'an kurslarının binasına, temeline, demirine zekat olur mu? Elbette olmaz. Çünkü burada da temlik yoktur. Yani diyelim ki caminin sahibi Allah'tır. Fakir değildir bunun sahibi, zengin de değildir. Vennel mesacide lillah. Öyleyse camilerin ama temelinde, ama demirinde, ama kubbesinde, ama halısında yapılan ödemeler ancak ve ancak ne olabilir? Fî sebilillah teberru olmuş olur, sadaka-i cari olmuş olur. Kur'an kurslarının binası da öyledir. Fakirin mülkiyetine bir şey geçmiyor. Ama bir fakire ev yapılırken, ev yapsan, versen ona, bu onun mülkiyetine verdiğin için onun mülkiyetine geçmiş oluyor, bu zekat olabilir. Bunda sıkıntı yoktur. Peki, talebelerin kendisine verilen, elbette talebenin kendisine verilen zekattır. Peki, talebelere harcansın diye, erzaklarında, gıdalarında harcansın diye verilen paralar, o da zekat olur mu? Tabi burada şöyle durum vardır. Zekatı vatandaş verince, zekat olarak verince vebal, mesuliyet alana binmiş oluyor. Şimdi kursları idare eden insanlar, vatandaş ben bunu zekat olarak verdim, erzak olarak bunu kullanın dediğinde bunu erzakta kullanması gerekir. Peki bunu zekata sayabiliyor mu? Burada temlik var mıdır yok mudur? Yemeği pişiriyoruz, talebenin önüne geliyor, talebe yemek yiyor. Burada temlik yoktur. Ne vardır burada? Yine ibaha vardır. Peki o zaman ne yapıyor kurstaki insanlar? Temlik sanatını uyguluyorlar. Ne demek temlik sanatını uyguluyorlar? Yani diyorlar ki bir fakir öğrenci, buluğa ermiş bir fakir öğrenci diyorlar ki bu parayı bütün öğrencilere harcansın diye bir kardeşimiz verdi. Zekat olarak verdiği için ben bunu sana zekat niyetiyle veriyorum. İstersen bunu sen kullanabilirsin ama vatandaş senin için değil, sen de dahil olmak üzere bu öğrenciler için verdi bunu. Sen bunu zekat olarak alırsan, kabul edersen vatandaşın zekatı zekat yerine geçmiş olur. Bize hibe edersen bunu, biz de bunu erzakta kullanırız. Sen de kardeşlerinde, arkadaşlarında yemiş olur. O da vehebtü diyor, yani verdim diyor. Mecbur mudur vermeye? Elbette mecbur değildir. Bunu yapan bilinçli insanlar öğrenciye de bir kısım, ondan bir kısmını veriyorlar zaten. Yani onun da gönlünü almış oluyorlar. Ayrıca burada temlik yapılan fakir diyelim kimse, malı aldığı zaman bu mal eline geçmiş oluyor, kendisinin olmuş oluyor. Sonra vehebtü deyince kendi malını hibe etmiş gibi oluyor. Dolayısıyla bu da sevaptan nasibini almış oluyor. Bu da sevaptan nasibini almış oluyor. Bu bakımdan buna benzer müesseselerde yapılan temlik ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır konuşulabilir. Ama temlik işi gerçekleşiyor mu, gerçekleşmiyor mu? Gerçekleşiyor. Gerçekleştiği zaman zekat yerini buluyor mu? Buluyor. O zaman mesele bitmiştir. Bir başka cihetten de baktığımız zaman günümüzde insanların dini duyguları gerçekten zayıflamıştır. Niçin böyle söylüyorum? Mesela diyelim ki bir Suudi Arabistan zenginlerini düşünelim. Bir Katar zenginlerini düşünelim. Bir Kuveyt zenginlerini düşünelim. Bu zenginlerin mallarının zekatını olduğu gibi verseler Afrika ülkelerinde aç insan kalmaz. Türkiye'de İstanbul'daki zenginler, Ankara'daki zenginler, Samsun'daki zenginler, İzmir'deki zenginler zekatını verecek olsalar Türkiye'de fakir kalmaz. Binaenaleyh himmet zayıflamıştır. Zekatını vermeyen insanlar çoğunluktadır. Bir kardeşimiz bana bir gün 250 tane villa yaptığını
Ama 3 senedir satamadığını söylemişti. Dedim haberin var mı? O 3 senelik zekatı vermen lazım. Yapma ya dedi. 3 senelik zekatı vermem lazım. Şimdi himmetler zayıflayınca şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. Birileri gelse dese ki bu Kur'an hizmetlerinin yürütüldüğü müesseseler toplumun manevi sigortasıdır. Ben iş yerimde 10 tane elemanım var. Ben bunu 12 tane kabul ediyorum. Masraflarımı ona göre yapıyorum. Sadakamdan gözümün, başımın, iş yerimin, anamın, babamın, çocuklarımın sadakası olsun diyerek ben bunu sadaka olarak 2 tane personel maaşını, sizin 2 tane personel maaşını ben veriyorum dese. Bir başkası gelse, efendim ekmekleri ben veriyorum. Bir başkası gelse sadakamdan veriyorum. Faturaları ben ödüyorum. Erzakı ben vereceğim. İnsanlar böyle bir yarışa girmiş olsalar o zaman hiç temlik işine gerek kalmaz. Sadakalarla bu işi yürütürüz. Ama zekatı bile bulmakta zorlanıyorsunuz. İnsanlar zenginleştikçe cimrileşiyorlar. Zenginleştikçe cimrileşiyorlar. Şimdi bir insanın 40 bin liradan 1000 lira vermesi kolaydır. Ama 80 bin liradan 2000 lira vermesi biraz daha zorlaşıyor. 120 bin liradan 3000 lira vermesi biraz daha zorlaşıyor. 120 milyardan 3 milyar vermesi hepten zorlaşıyor. Halbuki akıl ve mantık vardır. Niye zorlaşsın ki? Madem çoktur, çoktan vermek daha kolay olması lazım ama verdiği rakam yükseliyor, ona bakıyor, zorlaşıyor. Dolayısıyla kurslarımızı böyle sadece ve sadece sadakalarla yürütme imkanı olsa febiha ve nimet. Bu ne güzel olur, ne mükemmel olur. Fakat bu mümkün değildir. 80 milyon insandan bahsediyoruz ve 80 milyon insana Kur'an hizmetlerini vermek için ülkenin muhtelif yerlerinde yapılan çalışmalar neticesinde Kur'an kursları yapılmıştır. Bu Kur'an kursunun yapılması en kolay kısmıdır. Devam etmesi zordur. Yani bir medrese düşünün, bir Kur'an kursu düşünün. 300 tane, 500 tane talebesi vardır. Bu şimdi her gün, her ay, her hafta yiyecek, içecek, faturaları ödenecek, personel giderleri karşılanacak. Bu bir gün değil, iki gün değil, üç gün değil. Dolayısıyla bunların sevku idaresi çok kolay değildir. Peki bu hizmette yürüyecektir. Bu hizmette yürüyecekse temlik bir rahmet olarak karşımıza çıkıyor. Ne demek temlik bir rahmet olarak karşımıza çıkıyor? Vatandaş geliyor zekatını veriyor. Kardeşim diyor bu zekattır diyor. Oradaki görevli insan şuurlu ve bilinçli olması lazım. Karşısına buluğa ermiş bir veya birkaç tane fakir talebeyi çağıracak. Bakın ya mesele bundan ibarettir. Siz bunu aldığınız zaman sizin mülkiyetinize geçmiş oluyor. Verdiğiniz zaman siz de sevaba ortak olmuş oluyorsunuz. Siz vermiş oluyorsunuz sonuçta bu hizmetlere, arkadaşlarınızın erzakına. Hem zengin kazanıyor, hem bu temliki yapıp da hibe eden kişi kazanıyor, hem de bu işi tertip eden, ilgilenen arkadaş kazanmış oluyor. Bu vesileyle Kur'an kurslarında yapılmakta olan bu temlik meselesi doğru değildir demek yanlıştır. Elbette doğrudur. Ama keşke buna ihtiyaç kalmasa, birileri kalksa sadakalarıyla beraber bu müesseseleri ayakta tutmuş olsa elbette öyle insanlar da vardır. Allah'ın ne arslan kulları vardır ama وَقَلِيلٌ مَا هُمْ onlar çok azdır buyuruyor ayeti kerimede. Dolayısıyla az olan insanlar vardır. Bazı özellikleri taşıyan insanlar azdır. Bu da o azlardandır. Dersimizin vakit olarak nihayetine geldik. O uzun hadis-i şerife inşallah bir sonraki derste girmiş oluruz. Yüce Rabbim zekatla kalbi ve kalıbı, malı ve serveti tertemiz olan bahtiyar kullarından eylesin. Tevbe ile istiğfar ile amel defteri pırıl pırıl olan sevgili kullarından eylesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.